Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika yapmış olduğu açıklamaya bakmış olacağız. Bu gibi açıklamalar oldukça bizler mutlu oluyoruz. Çünkü her ne kadar çok açıklama yapılırsa bir adım daha kılavuza yaklaştığımızı hissediyor gibiyim arkadaşlarım. İnşallah en kısa sürede kılavuz yayınlanır ve doğru tercih nasıl yapılır gibi önemli kısımların hepsine değinmiş olacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm atama sürecinden haberdar kalmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin atama hakkında yapmış olduğu kademeli açıklamalar veya en büyük payın hangisini kapacağına dair ilk önce kurmuş olduğu cümleyi şöyle bir okumuş olalım arkadaşlar. Bu dönemde düşünün, bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlayacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izler. Yıl sonu aramızda yine arkadaşları görmüş olacağız şeklinde konuşmasını yapmış oldu. Aslında bizlerin bunun ikiye bölüneceğini, işte işçi alımlarının ayrı olacağını, destek personellerinin ayrı olacağını, 2020-2022 puanının olabileceğine işarettir arkadaşlarım. Ve bunun dahilinde büyük bir payı tabii ki de tıbbi sekreter mezunlarından alacağını da rahatlıkla belirtebilirim. Bu sayı kaç olur bilmem ama 32 bin odadan bahsediyor. Neredeyse bunun yarısı kadar belki de alım yapabilir. Şu an resmi bir açıklama olmadığı için tıbbi sekreter arkadaşlarımıza ümit vermek veyahut da diğer arkadaşlarımızın moralini bozmak istemiyorum. Resmi bir açıklama geldiği takdirde bilgisini aktarmış olacağım. Ama benim tahminime göre bu denli konuşma yaptıysa ve doktorların yükünü hafifletmek için ve beyin göçünü biraz daha azaltmak için, doktorları elinde tutmak için tıbbi sekreter alımı yapmış olacaktır diye tahmin ediyorum. 32 bin kişi alacaktır diye bir şey söyleyemeyiz. Bu resmi bir açıklama olmaz. Birçok kişiye ümit vermek istemiyorum veya birçok kişinin moralini bozmak istemiyorum. İlerleyen süreçte bununla ilgili resmi açıklama illaki gelecektir. Resmi açıklama geldiği takdirde bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen tüm süreçlerden, yapacağımız çalışmalardan, resmi duyurulardan, açıklamalardan haberdar kalmak için bildirimleri aktif hale getirmenizi ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda artık inşallah kılavuz yayınlandı. Şu kadar atama olacak, şu tarihte başlayacak gibi önemli bilgilendirmeyi yapmak umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlarım.